İsmail Bey, yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Türkiye açısından, emlak ve gayrimenkul sektörü açısından çok önemli bir organizasyon SİSKEP. 2016 yılına geldik. Son yıllarda Türk firmalarının buraya önem verdiği zaten hepimiz tarafından biliniyor. Bir de bu işin SİSKEP ayağı olan, yani sizlerden fuarın bir kısa geçmişini ve son dönemdeki ilgiyi alalım. 15. kez düzenlediğimiz Cityscape Global'da, Dubai'de düzenlediğimiz, bu sene yine Türk firmaları Birleşik Arap Emirlikleri firmalarından sonra ikinci sırada geliyorlar metrekare açısından. Toplam 2700 metrekarede 26 Türk firmasıyla katılıyoruz. Fuarın toplam metrekaresine baktığımızda yine %10'larına tekabül ediyor. Aynı zamanda katılımcı sayısının da %10'unu kaplamış durumdayız. Tabii geçtiğimiz yıllara göre bazı azalmalar var ama bu metrekare anlamında ve bizim buradaki boy gösterme gücümüz anlamında o kadar görüldüğü kadar değil. Şu ana kadar fuar ikinci günündeyiz. Dünkü ilgi gayet olumluydu. Bugün de gördüğüm kadarıyla bütün firmalarımız görüşmeler yapıyorlar. Hem yatırımcılarla hem bireysel ziyaretçilerle. Ve aldığım tepkiler gayet olumlu. Ve Türkiye'ye olan güveni de tekrar burada pekiştirmiş olduk. Şu anda ülkemize olan yatırım güveni ve arzusu, talebi aynı şekilde devam ediyor. Özellikle değerlendirecek olursak bizim açımızdan en büyük etkisi ne oldu bunun artısı olarak? Yani bize en büyük artısı, en büyük değeri ne olur bu forum? Ne oluyor? Ülkemizde gayrimenkul sektörünün yabancı yatırımcıya açılmış olması ve yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alması sektöre canlılık getirecektir. Sektör olan güveni birazcık daha pekiştirecektir. En azından sektörün ayakta olduğunu dosta düşmana herkese ispat etmiş olacaktır. Buradaki yabancı yatırımcılarla tanışıp onlara Türkiye'de yatırım olanakları sunmak, dediğim gibi, hem finansal açıdan hem de güven açısından çok önemli. Geçtiğimiz bu yıl içinde aslında ilk kez Türkiye'de, İstanbul'da gerçekleştirildi Cityscape. Orada ilgin nasıldı? Yabancılardan nasıl tepkiler aldınız? Açıkçası çok zor bir dönemin ortasında fuarı yaptık. Yapıp yapmama konusunda da bir ara kararsızlığa düşmüştük ama yolumuza devam etmek istedik. Çünkü eğer yapmasaydık, iptal etseydik veya erteleseydik gelen yabancı yatırımcıya zaten çok yanlış bir mesaj vermiş olacaktık. O yüzden biz de kararımıza devam ettik. Fuar çok çok başarılı geçti. Türkiye'nin önemli geliştiricileri fuarda geldiler. Bütün projelerini çok şık standartla sergilediler. Ve tahmin ettiğimizden çok çok daha fazla yabancı yatırımcı ve ziyaretçi geldi. Umarım 2017 yılında da yine Mart ayında İstanbul Kongre Merkezi'nde aynı başarıyla fuarımızı yeniden tekrarlayacağız. Şimdi önümüzdeki durak neresi Cityscape adına? Şimdi önemli bir durağımız var aslında. Türkiye için en önemli, yani Türkiye gayrimenkul sektörü için en önemli pazar Suudi Arabistan. Suudi Arabistan yasaları daha önce yabancı firmaların Suudi Arabistan fuarlarına katılmasına izin vermiyordu. Bu konuda çok ciddi yasaklar vardı ve hiçbir Türk firması gidemiyordu. Ama uzun uğraşlar sonrasında Suudi Arabistan'da bu konuyla ilgili bakanlıktan aldığımız bir izin sayesinde ve çok daha yeni bir gelişme bu. Hemen bayram sonrasında da çok hızlı bir şekilde bununla ilgili aksiyona geçeceğiz. Ama Giyoder'in de bazı çalışmaları var bizim bu fuarımıza katılmak konusunda. Türk firmaları Suudi Arabistan Cidde kentine düzenlenecek fuara katılabilecekler. Kasım ayında. Önümüzde dar bir zaman var ama hızlıca çalışırsak iyi bir sonuç almış olacağımıza inanıyorum. Peki eklemek istediğiniz son bir söz var mıdır? Genel olarak bir değerlendirme alabiliriz sizden. Yani gayrimenkul sektörü son birkaç yıldır yurt dışında kendini çok iyi anlatmaya başladı. Bunun etkilerini zaten Türkiye'deki satışlardan görüyoruz. Tabii bazı olumsuzluklar bu satışlara kısa süreli de olsa geçici azalmalara yol açtı. Ama ben sektörün ayakta dimdik bir şekilde hem yerli hem yabancı konut alıcılarına çok çok daha iyi olanaklarla hizmet vereceğini görüyorum. Çok açık görüyorum. Bundan sonra çok çok daha iyi olacağına da inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.